Bir ay önce annesinin bakmadığı kuzuyu satın alan Recep Süzer bir oto tamircisi. Dükkanına getirdiği Ezel kuzuyu bir aydır dükkanında besliyordu. Bir sene sonra büyüttükten sonra kesecekti. Otomobilini tamire gelen Batı Giderse bir vejetaryen ve hayvansever, kuzunun kesilmesine razı olmadı. İzmir'de bir çiftliğe götürülmesi için Recep Süzer'i ikna etti. Efendim merhabalar. Şimdi merhaba. Ezel'i nasıl bulduk? Bir önce ondan bahsedebilir miyim? İki sene önce gene kuzu baktıydım, burada büyüttüm. Tabii kestirmediler. Keserseniz yemeyiz dediler. Bu sene tekrar karar verdim. Çatalca'da bir arkadaşım vardı Karacaköy'de. Ona söyledim. Buna da annesi bakmamış. Bakmadığı için biz de aldık. Hem vakit geçiyor. İnsanlardan daha sadık. Siz beslemek için almadınız ama. Beslemek için aldım. Bu saatten sonra kesemeyeceğim çünkü Ümit kestirmeyecek. Ne kadardır sizde bu? Bir aylık zaten. Kendisi bir aydır bende. Üç günlük de aldığımda. Sütten mi kesilmiş? Nedir durum? Annesi bakmadı, istemedi. Bazen koyunlarda, hayvanlarda anne istemiyor. İstemediği zaman sahipleri kendi bakıyor. Onlarda da fazla hayvan olduğu için bakmıyorlar. İşin kolayına kaçıyorlar. Böyle meraklı olan insanlara veriyorlar. Onlar da bakıyor. Siz böyle her gün bunu süt mü içiriyorsunuz? Günde 4-5 sefer. Alıştı mı? Sizi tanıyor mu? Alışmasa olmaz. Gel. Gel abi. Bayağı böyle evcil bir hale gelmiş gibi. Hayvanlar zaten insanlarla daha iyi iletişim kuruyor. Peki eğer şimdi sizden almayacak olsalardı kesmeye kıyabilecek miydiniz? Vallahi ben bunu kesersem evdekiler de beni keserdi. Bakmazlar. Kabul etmiyorlar tabii ki. Bir adı var mı? Ezel. Peki siz buna nerede bakıyorsunuz? Burada. Gelenler şaşırmıyor mu? Şaşırıyor. Tabii ki insanlar şehir ortamında fazla hayvan göremiyor. Mesela kuzuyu bilmeyen çocuklar var. Sadece sokakta köpek, kedi gördüğü için. Bu ne diyorlar? Vatandaşların tepkisi nasıl oluyor? Vatandaş zaten bunu gördüğü zaman sevmeye geliyor. Herkes gibi meraklılar herkes. Peki eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz? Eklemek istediğim sadece şu var. Onlar dilsiz bir yaratıklar. Zulüm etmesinler. Çünkü insanlardan daha bağlılar, daha sadıklar. Görüyorsunuz yani. Size alışmış bayağı sanırım. Tabii ki yani şimdi şu var. Nasıl bir çocuk anneye babaya alışıyorsa kendine bakan bir insana hayvanlar da alışıyor. Hani yıllar sonra görse bile kokusundan, sesinden ayırt edebiliyor yani. Batı Bey, sizin Ezel'le tanışmanız nasıl oldu? Valla iki gün önce buraya bir arabanın sıkıntısından dolayı gelmiştim. Ezel'i gördüm. Tabii ben vejetaryenim, et de yemem. Koyu bir hayvan severim. Sordum abime ne olacak dedim. İşte bir sene sonra muhtemelen hani kurbanlıklarla beraber gider dedi. Şimdi iki gündür onu düşünüyordum ben. Ne yapsam etsem de bu kuzu buradan kurtulsa. İzmir'de bir çiftlik var. Ferdinand orada yaşıyor biliyorsunuz. Haluk Levent kurtarmıştı. Boğa Ferdinand yüzerek hani kurban bayramında kaçmıştı. Onun yanına göndermek istiyorum. Sahibiyle konuştum. Sibel hanımefendi, Sibel Çakır. Kabul etti. Salı günü de kargo varmış. İşte abim okey verirse. Kadar bunu bir ömür yaşayacağı o çiftliğe göndermek istiyorum. Yani bunun mutluluğu da bana yeter açıkçası. Yani ömür boyu yaşayacak bir koyun ve koç olacak ileride inşallah. Kesimden kurtarılacak yani. Kabul ediyor musunuz? Mecbur kabul edeceğiz. Sağlık olsun. Onu mu kıracağız? Tamam, ben de bundan sonra arabamın bütün sıkıntılarını da buraya gelmeyi kabul ediyorum. Güzel bir anlaşma oldu. Tamam. Teşekkür ederiz. Bakıyor, seviyor da. Bu da boyu bakamaz. O belli.
güzel bunun siyah. Ya. Gel. 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 Tamirci çırağı diyebilir miyiz? Tabii. Şu anda öyle. Yani, kirinden belli oluyor. Giydirdi tulumları. Kesemezsin de yani. Kesersen ifşa ederim. Dükkanın önünde bekler millet bizi. Valla. İşimizden de oluruz, dükkana giremeyiz. Çok tatlı değil mi ama? Çok. Ya bir abi. Gel bakalım, gel. Ufak da. Kuyruğu görüyorsun, anten gibi. Doydu. Daha karnı şişti ama. Vermedi abi. Karnı çok şişti. Bayağı. Fırsat mı fırsat diyorsun? Hadi gel. Teşekkürler ya. Geldi. Hemen bizi sattın sen de. Hayvan iyiydi. Ya bizim abi. Abi nasıl kolay. Abi nasıl böylesi de var. Başkan simsiyah bu sefer. Gene gelirim. Gene veririz. Gene gelirim. Sıkıntı yok. Yine gelirim yani. Ya şu an salıya kadar mesela eve de alıp bakarım buna yani. Benim evde zaten iki köpeğim de var.